Baba? Noel Baba'nın torunlarıymış. Baba tarafı. Abilerinin cenazesini Aziz Nikola Kilisesi'ne götürüyorlar. Bacadan girerken mi öldü acaba abiniz? Yok, direkt kafasına sıkıştı. Kafası sıkıştı. Neyi? Kapıya. Normal otobüs kapısına. Beyle sıkıştı. Tövbe estağfurullah, müjdar gibi arabaya binerken evet, kafasını sıkıştırıyor. Ondan sonra hareket etmesin mi? Otobüste duvarın arasına sürte 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 parça pinçi kanlar buralarından geliyor. Belediyenin işçileri cımbızla toplayarak kazımışlar ya. Ölmüş. Bunların piyasası şimdi nasıl acaba? Yani çok yakıyor mu mesela bu araba? Sen onu dert etme Feder Bey. Biz sizi bırakırız. Sağ olun. Yok yok. Siz bizi şehir merkezine bırakın, biz bir araba kiralar, yola devam ederiz. Ulan şoför! Yani şoför kardeş, bu güzel insanlar sevap işlemek istiyor, sen önlerine taş koyuyorsun. Ele değil mi? Ele. Yolumuzun üstü zaten. Hem bizim de canımız sıkılmaz yolda. Bizim de sıkılmaz. Baka baka gideriz artık. Ben de hiç sıkılmam. Yolculuk yaparız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Emin keşlerine bak. Şimdi de devlete sığındı yavşaklar. Neyse. Bir yerde illa konaklayacak bunlar. O zaman ayıklarız ikisini. Kedi Arif'in peşinde olduğu farelerin kim olduğunu öğrendim Sıtkı. Yola çıkıyoruz. Nizam Baba duyarsa? Cevat Bakır için tatil bitmiştir. Ne bu şimdi? Peder beylerin çadırı. Git kur hadi. Onların çadırıysa bana niye veriyorsun? Oğlum, sen dururken peder beyler mi kuracak çadırı? Hadi, hadi! Bu biraz geri zekalı galiba. Bu ikilisenin fukarası biraz yavaş anlar da. İyisi mi gidip yardım edeyim şuna? Yoksa sabaha kadar kuramaz bu. Baba ben ateş için çalı çırpı toplamaya gidiyorum. Tamam kızım, fazla uzaklaşma. Tamam. Siz rahatınıza bakın. Altancım, dur kalk, uğraşma, o kız benim. Su küçüğün kızı büyüyor. Lan 30 yıldır ben bu anı bekliyorum. Hangi 30 yıl lan? 0-8'le geçen 30 yıl. Elise'de sana kızı bırakmadık mı? Kızı mı? Bıyıkları vardı onun. Yakışıyordu ama. Sağ ol kardeşim ama sonradan erkek oldu. O zaman ben seni acıda baş başa bırakayım. Müsaadenle bir etin suyunu sıkıp geleyim kardeşim. Lan! Haçlılar mekandan ayrıldı. Ulan bana manik atmak neymiş, ben sana gösteririm. Gürkan! Gürkan kardeşim! Ben sana sorarım.
Gürkan! Şşt, bir ses geliyor. Gel bak, Leyla ile beraberiz birader. Sana bir şey verecekmiş. Şu tarafa. Ben sana dedim Altan. Bir kız için kardeşini satma dedim. Bu işin sonu kötü olur dedim. Dedim mi, demedim mi? Dedim. Altan! Altancığım! Hadi gel. Oh! Su çok güzel. Çok pişmanım kardeşim. Vallahi büyük ayıp ettim. Aya giden avlanır. Hadi bana müsaadenle. Ne oldu lan? Ah de mi, oh de. Sana dedim oğlum, 30 yıl dedim. 30 yıl dedim. Yardıma ihtiyacın var mı? Teşekkür ederim Peder Bey. Arkadaşınız yok galiba. O ormanda meditasyon yapıyor. E tamam peki. Siz de ateş için çalı çırpı bir şey toplayabilirsiniz çok istiyorsanız. Olur. Acaba şöyle ormanın içine doğru daha kuytuya mı gitsek? Kuytu? Yani orada daha kuru şeyler buluruz onun için dedim. Hayatta en kötü şey ne biliyor musun? Ön yargı. Yani efendim işte o pederdir, rahiptir, karıyla kızla işi olmaz dememek lazım. Ne demek lazım birader? Ah, Altan. Sen ölmedin biraderim. Niye ölüyormuşum ben? Onun bunun çocuğu. Neden ölüyormuşum hayır? Sen beni mi takip ediyorsun lan? Ediyorsam ediyorum lan. Sen kıza mı yazıyorsun yoksa? Ha? Ne alakası var lan? Sen kıza mı yazıyorsun? Alakası yok.